Arkadaşlar Milli Mefkure Birliği olarak bugün 12.sini düzenlediğimiz Yesevi sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada milli kültür, sanat ve kadın konusu üzerine Kadir Turan hocamızdan bir şeyler dinleyeceğiz. Tekrar hepiniz hoş geldiniz diyorum. Akabinde açılış konuşmalarını yapmak üzere Milli Mefkure Birliği dönem başkan vekilimiz Yavuz Selim Kama'yı kürsüye davet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu milli kültür, sanat ve kadın konulu sohbetimize tekrar hoş geldiniz. Değerli hocalarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum geldikleri için. Bizim Türk milliyetçisi olarak, Türk gençleri olarak milli kültürümüze ne kadar sahip çıkıyoruz? Sanatta hangi alandayız? Kadınlarımıza tarihte çok büyük değerler verdik. İnanış olarak, İslamiyet olarak çok büyük değerler veriyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada ne kadar değer verdiğimiz hepinizin malumudur. Bunları bugünün özel anısına olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Gönlislerdeki bayan arkadaşlarımız aramızda olsunlar. Maalesef yoklar. Bu bizim eksikliğimiz. Hocamıza geldiği için tekrar teşekkür ediyorum. Türk milliyetçileri olarak, Türk gençleri olarak milli kültürümüze sahip çıkmayı, sanatın her alanında yer edinmeyi, tiyatro alanında, dizi alanında, mesleki alanlarda en önde olmayı önemli buluyoruz. Önemli olay o yerlerde olmamız gerekiyor. Ömer Seyfettin'in güzel bir sözü var. Mefkuresi olmayan bir millet ölmüş demektir. Ölmemek için mefkure yolculuğunda birlikte olmayı davet ediyorum sizleri. Mefkure yolunda yoldaşlık etmeyi davet ediyorum sizleri. Ben sözümü fazla uzatmayacağım. Tekrar hoş geldiniz. Sohbetimize devam edeceğiz. Dönem başkanımıza, başkan vekilimize özür diliyorum. Konuşmalarından ötürü tekrar teşekkür ediyorum. Akabinde Kadir Turan hocamızın birkaç kelimeyle sizlere anlatmak istiyorum. Kimdir Kadir Turan? Ne iş yapar? Nerelerde görev almıştır? Kadir Turan hocamız ses tiyatro sanatçısıdır. Yani meslek olarak ses ve tiyatro sanatçılığı yapmaktadır. Çeşitli televizyon filmlerinde ve dizilerde belli başlı rollerde oynamıştır. Ve ek olarak da Vatan Yürekli Adam, Süpan Emmi adlı tek kişilikte bir oyunu bulunmaktadır diyerek Kadir Turan hocamızı kısaca anlatmış bulunuyorum. Şimdi sizleri Kadir Turan hocamızla baş başa bırakmak istiyorum. Hocam. Arkadaşlar, Milli Mefkure Birliği ülke gençliğinin hakikaten içinden seçkin olarak bir araya gelenlerden oluşan bir birlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü Milli Mefkure Birliği'ne hizmet amaçlı olarak gelip dahil olanların tamamındaki anlayış sadece ve sadece hizmet. Maddi hiçbir beklentisi yok. Olsa da zaten havasını alır. Öyle bir şey de yok. Bu tür oluşumlar ülke gençliği için çok önemlidir. Küçümsemeyin, önemseyin ve her şekilde elinizden geldiğince tabii hangi alanda ve hangi konuda olursa olsun mutlaka destekleyin ve onlarla birlikte olun. Bu kadar zaman içerisinde bizi idare eden bir zihniyet var. Yaklaşık 12-13 yıldan beridir. Biraz önce konuştuğumuz zaman arkadaşlara dedim ki yani biz şöyle maziye baktığımız zaman 40'larla 50'lerle yani ifade edilen bir ömrümüz var. Türk dünyasında ve bizim kendi ülkemiz içerisinde, milletimizin içinde, dahilinde. Ama onlar 12-13 yıldan beridir türemiş bu
bölücü, bölgeci zihniyet dediği çalıcı, çırpıcı zihniyet 12-13 sene içerisinde kendi sivil toplum kuruluşlarına baktığınız zaman inanın sayamıyorsunuz. O kadar çoklar ki. Bunlar ne kadar zaman içerisinde oluyor? Bunlar 10-12 sene içerisinde oluyor. Ve bu insanlar şu anda Türk insanını adeta kıskaca almış durumdalar. Hiçbir şekilde hani hastanın nabzına uygun bir uygulama olmazsa hasta nasıl ki zarar görür? Bunlardan aynı şekilde bunların uygulamaları Türk milletinin nabzına uygun değil. Nabza göre şerbet de veremiyorlar. Dolayısıyla bildiklerini okuyorlar. Biz varız, başka da kimseyi tanımıyoruz diyorlar. Gidiyorlar istedikleri kişilerle. Bölücü olsun, düşman olsun, dost olsun, kim olursa olsun. Tek dostlarla bir arada gördüğümüz olmadı ama etrafımızda ne dost bıraktılar, içimizde de ne asayiş bıraktılar, ekonomimizde ne bir rahatlama yaşadık. Yani her alanda genel olarak ülke çok aşırı derecede Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir gerileme diye tabi tutmuş durumda. Onun için Milli Mefkure'yi ve benzeri sivil toplum kuruluşlarını, gençlik kuruluşlarını, öğrenci kuruluşlarını hangisi olursa olsun adında milli varsa, özünde de milli varsa ne olur? Sahiplenelim. Şimdi arkadaşlar bugün özellikle ayın 8'i olması hasebiyle ben şunu söyledim. Dedim ki kadın konusunu da koyalım. Kadın 8 Mart'ı düşündüğümüz zaman, onu irdelediğimiz zaman bakıyoruz ki bilmem hangi ülkede kadınların işte ayaklanması, işte emeklerinin karşılığını isteme isyanları, işte başkaldırıları neticesinde meydana gelen olaylardan görmüş oldukları zarardan dolayı o günü Kadınlar Günü ilan etmişler. Yani Amerika'da bir fabrika işte, yani hatta sanırım tekstil fabrikası olacak bu galiba. Orada çalışan kadınlar kendi hak ve hukukunu savunmak, korumak, hakkını istemek amaçlı yapmış olduğu eylemde vahşice bir olaya sebep oluyorlar. Bunları, bunlarla baş edemeyen oradaki güvenlik güçleri, Amerika'nın o zamanki emniyet teşkilatı tamamını fabrikaya kapatıyor ve fabrikanın kapılarını zincirlemek suretiyle üzerlerini kapatıyor. Daha sonra da ikinci günü gazeteler yazıyor. 129 tane kadın işçi ölmüş şeklinde. Bu öldürülme hadisesi diri tutuluyor. Hak hukuk adı altında bütün dünyada 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olmasını tabi yıllar sonra, yani birkaç yıl sonra sanıyorum. O şekilde kabul ediliyor ve Birleşmiş Milletler tarafından da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kabul edilmek suretiyle ülkemizde de, yani eğer yanlış hatırlamıyorsam 1923 yıllarında falan galiba kabul ediliyor velhasili Dünya Kadınlar Günü 8 Mart. Tamam, güzel. Her ülkede Dünya Kadınlar Günü kutlandığı zaman bayram şeklinde geçer. Bizde Dünya Kadınlar Günü yok. PKK'lı Kadınlar Günü var. Başka kimse yok. Gidin şimdi Kadıköy'de de var bugün kutlama. Bir bakıyorsunuz daha sabahın köründe, ben sabahleyin kalkmışım haberleri bir izleyeyim öyle çıkayım diye. Ya siz ne zaman kalktınız, ne zaman gittiniz oraya, ne zaman tesisatınızı kurdunuz? Koymuşlar halay müziğini, ondan sonra başlarına sarmışlar sarı kırmızı yeşili. Birkaç tane haddini bilmez kadın. Ondan sonra habire oynayıp duruyor. Haklı. Yani o insanlar haklı. Cidden haklı. Neden? Bu bize müstahak. Eğer biz hala 12 seneden beridir böyle bir belayı başımızdan def edemiyor isek bize müstahak arkadaşım. Biz çalışmıyoruz. Türk millet olarak çalışmıyoruz. Eğer çalışmış olsa Allah'ın hükmü vardır. Yani bizim diyeceğimiz bir şey yok. Neye layıksanız onunla idare olunursunuz diyor.
Onun için hiç kimse kusura bakmasın. Hacı Bektaş Veli'nin o ünlü sözü benim için yoldur, ışıktır. Der ki, her ne ararsa kendinde ara. Evet. Ben her ne olduysa kendimde ararım. Ama benimle bitmiyor. Sen de yapacaksın. Sen de yapmazsan o zaman eskilik olur ve biz hala hayır canım, bizim tuzumuz kuru iddiasında bulunuruz. Ondan sonra da bir de bakarsınız yerimizden olmuşuz. Altımızdaki sandalyeyi çekmişler. Bizden haberimiz yok. O duruma geliriz. Yani şimdiki duruma geliriz. Ve gelmiş durumdayız. Ama inşallah Allah nasip ederse ve iyi de çalışırsak nasip eder tabii. Güzel sonuçlar çıkar diye düşünüyorum. 7 Haziran'da. 8 Mart Kadınlar Günü'nde kadın dediğimiz zaman hakikaten dinimizce kadın çok önemseniyor. Ben adeta kutsanıyor diyebilirim. Cennet annelerin ayaklarının altındadır dediyse o anne her evladı için ve bizler için yani kesinlikle kutsaldır. Allah-u Teala eğer cennette annelerin ayaklarının altına sermişse yani eyvallah diyeceğiz. Bu şekilde bir anlayış bünyesinde barındıran bir dine mensubuz biz. Kadını ciddi anlamda önemsemişiz. Kadının olmaz dediğinin olmadığını biliyoruz. Birçok yerde töre olarak önümüze çıkan kız alıp kız verme mevzuunda nasıl ki pazarlarda çok affedersiniz bir koyun, bir keçi, bir sığır pazarlandığı zaman el ele tutuşurlar, pazarlık yaparlar ve ondan sonra da sonuca varır, o parasını alır, o hayvanını alır gider durumunda. O şekilde yaşayan şeylerin, olayların hiçbirisinin töreyle alakası yok. Tamamen bölgeseldir arkadaşlar. O bölgenin kendine has üretmiş olduğu, öyle sanıyorum ki, biraz da kolaya kaçmak, yani ekonomik yönden, ben öyle düşünüyorum. Ekonomik yönden biraz kolaya kaçmak anlamına bu uygulamayı yapıyorlar. Yoksa bir kızın kalkıp da yani fiyatı olmaz, bir insanın fiyatı olmaz. Bir evlilik söz konusu olduğunda 10 bin işte lira, 500 altın, 300 bilmem ne falan şeklinde pazarlığa girildiği zaman bu insanlık sınırlarını aşar. Dinimizde böyle bir şey yoktur. Peygamber Efendimiz her kim ki kızını evlendirecekse muhakkak surette ona sorsun. Eğer o kabul ediyorsa o kişiyle evlenebilir. Kabul etmediği takdirde asla verilmeyecektir, ısrar edilmeyecektir şeklinde. Bizim böyle bir şeyimiz var. Türk geleneğinde de biliyorsunuz ki Türk kadını her zaman erkeğinin yanında olmuştur. Bunu bizim büyük devlet hakanlarımızdan, devlet büyüklerimizden de görüyoruz. Hakan'ın hatunu yanında olur. Hakan bir şey yapacağı zaman hatununa mutlak surette danışır. Bu Hakan'ın yani düşünemediğinden yahut da altından kalkamadığından dolayı değil. Bu hem bir gelenektir. Hem de bir de kadın olarak acaba nasıl bir fikir ortaya çıkar? Özür dilerim yine kendimden bir örnek vereceğim. Arkadaşlar ben bir tiyatro oyununu sergileyeceğim zaman, bir sahneyi çalışacağım zaman oturmuşumdur odamda, oyuncu arkadaşları çağırmışımdır. Biz bu sahneyi nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Arkadaşlar anlatırlar. Herkesi çağırır. Mesela 4 kişiye 4 kişiyi tek tek çağırırım. Onlarla konuşuruz. Bu sahneyi nasıl yapabiliriz diye. İnanın çok faydası oluyor. Ya bilmediğimden değil ama yani hiç belli olmuyor. Bakıyorsun bu arkadaş o kadar enteresan bir şey söylüyor ki onu alıp değerlendirdiğin zaman oyunun şemalı değişiyor. Yani daha da bir güzelleşiyor. Onun için kadına danışılır. Kadın her zaman erkeğinin yanındadır. Erkeğin bir adım kadının önünde olması erkeğin hukuk konusunda, hak konusunda kadından önde olduğundan değil.
kadını korumak amaçlıdır önde olması. Başka bir amacı yoktur yani. İlginç bir şey daha. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz kadına seçme seçilme hakkı verirken Avrupa'da kadının insan mı değil mi tartışması nerede yapılıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kilisede yapılıyor. Bizde kadın bu kadar önemli yani. Onun için biz bütün 76 milyonun bünyesinde bulunan bütün kadınlarımızın, bakın ısrarla özellikle söylüyorum, bütün kadınlarımızın günü kutlu olsun. Ha, bu kadınlarımızın içerisinde çizgisinden çıkmış olanları zaten dahil etmek mümkün değil. Bugünkü bahsetmiş olduğumuz kişiler, oraya kutlamaya gidilmemiş. Kadıköy'de kutlama yok. Kadıköy'de bölünmenin, parçalanmanın kutlamaları var arkadaşlar. Kadın günü kutlama gibi bir şey yok yani. Kadın günü dolayısıyla ben biraz da geçmişi irdeledim. 1970'leri yaşamış, 1960'ları yaşamış bir arkadaşımız. 1970'ten artık alayım bugüne kadar ki gelen süreç içerisinde. Yani 1960 olarak net bir şekilde hatırladığım olaylar var. Ancak bir 12 Eylül öncesi gibi bir dönem yaşadık. Herkes payını düşünü yaşadı. Allah kalanlara uzun uzun ömürler versin. Gazilerimize de aynı şekilde, toprağa verdiklerimize de Rabbim cennetini onlara Peygamber Efendimiz'in komşusu olarak açsın. Hakikaten eğer biz şu anda Türkiye'de bu kadar özgürce dolaşabiliyor, konuşabiliyor, gezebiliyor, söyleyebiliyor, üretebiliyor ise inanın o toprağa vermiş olduğumuz şehitlerimiz sayesindedir. Çünkü eğer o hareket olmasaydı biz bize sıkılan kurşundan dolayı kendimizi olaylardan soyutlayıp sakınmış olsaydık şu anda komünist Rusya'nın bir piyonu olurdu. Bu %100. Allah'ıma binlerce şükür. Hakikaten Türk gençliği, Türk millet olarak zaten biz doğuştan askeriz demeleri öyle klasik bir şey, söz değil yani. Gerçek anlamda öyleyizdir. Ama işte Türk'ün bir şeyi var. 40. yumruktan sonra ancak ayağa kalkıyor. Öyle bir hikaye anlatırlar. Yani hakikaten Türk'ün ayranı köpürmeye görsün. Ve binlerce şükür. O şehitlerimiz emin olsunlar ki dava emin ellerdedir. Ve gittikçe büyüyoruz. Ama arkadaşlar antiparantez olarak şunu söyleyeyim. Ne olur şu hizipleşmeyi bırakalım. Kesinlikle beğenmeyebilirsiniz. Yani ben Selim kardeşimizi beğenmeyebilirim. Bu benim tasarrufumda olan bir şey. Ama benim milli birliğe sırf dönmek gibi bir lüksüm yok arkadaşlar. İşi parti boyutuna getirdiğim zaman da üzerine basa basa söylüyorum. Nereye gidersem onu mutlaka söylüyorum. İster kocunun, ister kızı. Ama kocunan olursa ben ciddi şekilde rahatsız oluyorum. Neden rahatsız olunuyor? Neden gocunuluyor? Arkadaşım, zaman birlik zamanıdır. Yine dediğim gibi, beni beğenmiyorsanız beğenmeyebilirsiniz ama davaya sırt dönmeyin. Yapmayın. Yaptığınız sürece işte gördüğünüz gibi başkent İmralı olur. Şu an o durumda. Başkentte eğer İmralı'dan bir emir gelmezse, bir ne bileyim bir talep gelmediği takdirde Ankara'nın bir şey yaptığı yok, yapabildiği yok. Böyle bir duruma getirildi. O da neden? İşte idarenin basiretsizliğinden ve milli olmayışından. Kesinlikle milli bir politikamız yok. Ülke olarak yok. Parti olarak olanlar var ama onların da iktidara geldiği görülmedi. Üçte bir güçle iktidara ortak olduğu zamanlar bile ne kadar günah varsa onun üzerine yüklendi. Neden? Altında kalsın, sesi çıkmasın, nefesi çıkmasın anlayışıyla. 12 Eylül öncesinde büyüklerimizin, yani şehitlerimizin arasında tabii
bizim kadın şehitlerimiz de var. Onlardan ben de birkaç tane isim temsilen aldım. Bunların içerisinde çok ilginç bir şey var. Onun mukayesesini yapacağım. Ama önce şunu söyleyeyim size. Malatya Belediye Başkanı vardı, Hamdi Fendoğlu. Yani yaşları itibariyle bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Okumuşlarsa mutlaka o şey yapmışlardır. Hamit Fendoğlu, namı diğer Hamido. Hamit Fendoğlu hakikaten hani adam gibi adam, dört dörtlük bir bozkurt idi. Buna yapılan saldırıda saldırıda kendisi de eşi de şehit olmuştu ve onların içerisinde bir de 22 yaşında gelini Hanife var. Gelini Hanife o saldırıda şehit düşüyor. Yanında kayınbabası ve kayınvalidesiyle birlikte sanırım aileden 4 kişi gitmişlerdi o zaman şeyde. Ayrıca Adana'nın çok bilinen bir şehidi var. Allah hepsine gani gani rahmetler eylesin. Mürüvvet Kekilli. O da 1980 yılında, yani ne enteresandır ki 12 Eylül günü şehit ediliyor. Bir de yine şey İstanbul'da Fahriye Altınok 25 Haziran 80 yılında şehit olmuş. Figen Çöktü, o da Adana'da. Ama bir de Bilge Özsoy diye bir şehidimiz var. Bilge Özsoy evlerine o dönemin aşırı sol uçları, komünistler tabiri caizse, eve baskını yapıyor. Ve evdeki insanları öldürürken henüz 2 yaşında şey Bilge Özsoy. Daha 2 yaşında arkadaşlar. Çocuk. Ve bu nasıl öldürülüyor biliyor musunuz? Şehit ediliş şekli nasıl? Tekmeleyerek. Bu benim aklıma Ermeni mezalimi getiriyor. Hiç fark eden bir şey yok. Adana'da başka bir olay daha var. İkide bir Bahçelievler hadisesini gündeme getirirler, derler ki işte böyle yaptı. Efendim söyleyeyim, Haluk Kırcı bilmem şunu yaptı, bunu falan yaptı. Efendim Resulü Abdullah Çatlı şöyle yaptı, böyle yaptı falan diye. İyi de Adana'da Motor Meslek Yüksek Okulu, ya hayır, meslek lisesinin öğretmenleri vardı. Onlar da 7 kişiydi. Biri evdelerdi. Evet. Ve bunlar bir gece komünistler tarafından eve yapılan saldırı neticesinde o 7 tanesini, oğlunu öldürdü, beni öldür, oğlumu öldürme diyen adamı önce gözlerinin önünde oğlunu öldürüyorlar, ondan sonra da adamın beynini sıkarak şehit ediyorlar. Ve 7 tane insan orada da ölüyor. O dava nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? O dava bir dosya olarak görülüyor. Ve öyle sanıyorum ki çok kısa bir süre içerisinde onu açıldı. Ama Haluk Kırcı o öldürülen 7 tane işçi partilinin her şahsından bir dosya olmak üzere 7 dosyadan yargılandı ve artık kaç tane idam, o idamlarda kaç tane ağırlaştırılmış müebbet durumuna düştü. Allah bilir yani. Bir hayli vardı. Evet, yani bunun içerisinde geçmişten kadınlarımızdan şehit olanlarımız var. Bugüne geldiğimiz zaman 10 gün içerisinde 6 tane kalifiye komutan kaybettik. Çok enteresandır. Onun dışında Fırat kardeşimizi kaybettik. Onun dışında Özgecan kardeşimizi kaybettik. Allah hepsini rahmetlere eylesin. Mekanları cennet olsun. Ama arkadaşlar, biz milli olmak ve bu toplumu milli siyaset çizgisine getirmek mecburiyetindeyiz.
Bu da bizimle biter. İsterseniz hep oturalım ama oturmakla olmuyor. Allah ne diyor? Benden isteyene ver. Ama gayreti müzikince, yani ne kadar gayret ederse o kadar. Öyledir. Benim konumum, yani sanat alanındaki uğraş yerim, sinema, tiyatro ve müzik. Sinemada milli bir yapı zaten beklenemez, yok. Oldu mu? Bunun nedenini ben şundan söyleyeyim. Son hep başarılıdır. Yani şeyde, sanatta sol hep öndedir. Ne de? Biz bunu yapmayalım. Hayır, bu sanatla değil, şu sanatla iştigal edelim. Şunu bırakalım, bunu alalım, bununla uğraşalım falan şeklinde bir ayrımları yok. Nedir? Sinema. Tamam, evet. Sinemayla ilgileniyoruz dedikleri andan itibaren. Arkadaşlar, biz bize olduğumuz için söylüyorum. Öyküler gibi bir film yaparak ortaya çıkmazlar onlar. Ortaya koydukları zaman hedefleri ödüldür. Nedir? Altın portakalı, efendim söyleyeyim, altın kozayı şunu vura. Altın ayıyı, altın palmiyeyi bilmem neyi falan Oscar'a gitmeye kadar gayret gösterirler onlar. Ben sadece sinemaya gittiğim zaman yaşamış olduğum hadiseyi, yani sosyal medyada paylaştığım zaman onu çeken arkadaşlar dediler ki, bizim aleyhimizde söylemde bulunan kişilerden hesabını sorarız bunun, altında kalmayız dediler. Çok bekledim. Gerçekten çok bekledim. Gelen olmadı. Benim sadece söylediğim şuydu, yani 10 kişiyle girdik, 2 kişiyle çıktık. Pardon, 100 kişiyle. Öbür adam da kabul edelim artık, yani daha henüz jenerik girmeden o yani film bittiği andaydı. Ben mecburdum, tamam, sonuna kadar seyrettim, ondan sonra çıktım. Fikrimi yazdığım zaman da, yani konuşma gereği bile duyurmadı. Zaten konuşacak bir şeyimiz yoktu. Onlara ben vereceğim bir şey yok. Yani versem, algılayacakları bir durumlarının olmadığını düşündüm. Kabul edilmiyor. Neden? Sen çok biliyorsan o zaman neden gelip bana görüşlerinin önemli olduğunu söylüyorsun? Yap. Zaten uzak durduktan ve yaptıktan sonraki ben mecburiyet karşılığında gidip seyrettiğimde yemin ediyorum utandım. Dava buna layık değil. Böyle bir şeyler layık değil arkadaşlar. Biz en iyisine layığız. Ortaya çıktığımız zaman yine aynı şekilde Yusuf Sufiye diye bir film çekilmeye çalışıldı. O Yusufiye filmi çekilmesi için Kültür Bakanlığı'na başvuruldu. Profesyonellik budur arkadaşlar. Yapış bir şirketi var, yıllardır çalışıyor. Ondan sonra Kültür Bakanlığı'na başvuruldu. Kültür Bakanlığı 200 bin lira gibi bir rakam çıkardı. 200 bin rakamdan sonra yapım şirketinin sahibi ve aynı zamanda yönetmen arkadaşımız kalkar gider Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı'na. Orada görüşmek istediği hiçbir kişiyle görüşemiyor, hiçbir kişi dediğimiz, yani şey yapmaya gerek yok, yani genel başkanımızla görüşmek ister ama bir türlü görüşemez ve geri döner. Üç kez teşebbüs eder, üç kez de görüşemeden geri döner. Akabinde kendisine bir şey gelir, yani yine bir teşebbüs olduğu zaman der ki, artık yani ne kadar doğru onu bilmiyorum. Ancak o arkadaşımızın, yani o filmi çekmek isteyen ve bu teşebbüste de bulunan o yapımcı ve yönetmen arkadaşımızın haşa bir yalanı falan yoktur. Ama ağzın da genel başkanımıza ait bir ağız olduğunu ben düşünmüyorum. Yok böyle bir şey yani. Çünkü diyesiymiş ki AKP'nin yalakalığını yapmaktan vazgeçsin. Ya, genel başkanımızın sözü değil. Ve üzerine düşmesini, bunun kim tarafından sana yansıtıldıysa o şahsın alınmak suretiyle bunun peşine düşülmesini özellikle rica ettim. Ne dedi biliyor musunuz?
ben dedi genel başkanın böyle bir söz sarf edeceğine inanmıyorum. Bunların da bu yaklaşımlarıyla bana aracı olmalarının benim için bir zul olduğunu düşündüm. Bu mevzuyu kapatıyorum. Aynı şekilde Ocak Genel Başkanlığımıza da gidilmişti. Harun Başkanımıza. Harun Başkan her seferinde söylediği klişeleşmiş. Bir senaryo bırakın, inceleyelim, size bilgi veririz. Bir senaryo bırakın, inceleyelim, size bilgi veririz. Üç kez gidildi. O da neticelenmeyince geri döndüğünde dedim ki elimizi taşın altına koyalım. 200 bin liramız var. Kültür Bakanı sağ olsun göndermiş. İki tane sponsor ya da bir tane sponsor her neyse olmasa da olur. Dedi ki sponsor bulunuyor. Benim amacım o değil zaten dedi. Kadir, düşünebiliyor musun? Diyor bana. Biz bu filmi çektik. Vizyona girdik. Vizyon bitiminde diyelim ki 40 bin, 50 bin gibi bir bilet sattı. Peki o satılan ne bulabilir? Hadi onu boş ver. Ülkücü hareketin ne duruma düşeceğini biliyor musun? Düşünebiliyor musun? Yani adamın düşündüğü inceliğe bak. Ve alınmadı neticede Özcan kardeşimiz de şey yani Yusufiyeli bir şey arkadaşımız 11 sene cezasını yapmış çıkmış vesaire. Senaryo onun. Yani bir Yusufiyeli. Ondan sonra neydi o? 9 tane 12 Eylül'de şehit edilen ülkedaşlarımızla ilgili bir filmiydi. Böyle biri var. Ama öbür tarafta Ülkücü diye bir film çeken bir grup var. Ben onu o şekilde çekip yayınlayacağım ama ben çekmem. Bu şekilde dururum. Ondan yeğedir yani. Çünkü davama hiçbir zaman hakikaten benimsenmeyecek, beğenilmeyecek bir şeyi reva görmem. Setlerde ben görev aldığım zaman arkadaşlar sizi temin ederek söylüyorum. Oradaki hal ve hareketim, tutum ve davranışım kendimden ziyade ülkücü anlayışım beni yönlendiriyor. Neden? Olur ki bilen olur. Çıktı. Yani çıkıyor da yani. Ondan sonra olur ki bilen olur. Yani kalkıp da gıyabımda bu ne biçim insan ya bir de ülkücü diye geçiriyor falan dediği zaman benden şahsıma yönelik bir zarar olmaz. Yine ne oluyor? Ülkücü. Bu tür şeyler dikkat etmek lazım. Sinemada gelişmemiş olmamız, tiyatroda gelişmemiş olmamız bizim bu tür sanat alanlarına yönelme işimizden kaynaklanıyor arkadaşlar. Eğer sinemanın milli olmasını istiyorsak, milli tandansın ne kadar bilimlerimiz varsa, kuruluş kurumlarımız varsa, onların artık kollarını çelmelerinin zamanı gelmiş ve geçiyor bile. Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir tesadüf diyelim. Bir fırsat buldum. 10 dakikalık bir süre ile sahnede olabileceğimi söylediler. O zaman Oğul diye bir şiirim var. O şiiri orada ben yani tiyatromsu bir duruma getirerek sunmak istedim ve bir öğrencimizi çağırdım kendilerine. Gereğini söyledim. Başladım. Evet. Güzel ilgi gördü. Ve ben orada bas bas bağırdım. Diyorum ki ya arkadaşlar İhsan Başkanımız İhsan Barutçu şeydi. İl Başkanı'ydı o zaman. Evet. Dedim ki İhsan Başkanım Ankara'dan gelenimiz var bilmiyorum. Ama şu anda benim tanıdığım en şey önde kişi sensin. İstanbul İl Başkanısın. Bakın İstanbul İl Başkanı söylüyorum ama bunu Ankara'ya söylemiş olarak kabul edeceksiniz. Tiyatromu istiyorum, istiyorum, istiyorum diye bas bas bağırdım. Artık Afrika'da kabileler bile tiyatrodan istifade ediyorken ülkücü hareketin halen tiyatroya sırt dönmüş olması, sinemayı önemsememiş olması kadar garip bir şey yok diye. Hakikaten. Üç sanatçıyla sanata hizmet etmek olmaz arkadaşlar.
O üç sanatçı, yani özür dilerim, üç sanatçıyı bir örnek olarak söyledim, yani temsilen söyledim, temsilde kusur olmaz. Bunların içerisinde eğer bir tanesi benim bir Türk'üm 1000 liraya da beni çağıran ona göre çağırsın derse, onda da millilik bitmiştir, onda da metelik başlamıştır. Onun için buna dikkat etmek lazım. Senelerce yaklaşık, yani 22 az bir yıl değil, 22 yıl boyunca o genel merkezinde sanatçı olarak o listede bulunduğum zamanlar benim adımın karşısına fiyat yazamadı hocam. Kesinlikle yazamadı. Yazamazsınız. Benim fiyatım olmaz. Böyle şey olmaz. Ben buraya hizmete gelmişim arkadaşlar. Yani senin kardeşimiz diyor ki hocam bir konuşma var. Tamam kardeş 500 lira alırım. Nasıl oluyor sizce? Ne kadar gülünç ama değil mi? Alınmıyor hocam, artık genel merkeze para yatırılıyor. O da öyleydi. O zaman da öyleydi. Nasıl? Tamamını mı yatırıyor? Evet, tamamını paranı oraya yatırılıyor. İnisiyatif. Genel merkez ödemesini yapıyor. Yani sanatçı parasını genel merkeze alıyor. İyi o zaman, ben oradan garanti çıktığıma göre ben kârdayım demek ki, yani gittiğim zaman paramı alıyorum. Şimdi yani mesele bu arkadaşlar. Dediğim gibi aynı şekilde, yani Selim kardeşimizin buraya davet ettiğinde eğer ben kalktım fiyat söylediğim zaman bu iş biter. Aynı şekilde X ülke ocakları beni bir programa davet ettiği zaman arkadaşım 5000 lira isterim dediğim zaman bu iş burada biter. Ben onu yapamam. Kıvrana kıvrana. Ya hocam evet çağıracağız. Bandırma şu anda. 10 Nisan'da oradayım inşallah. Bandırma. Adam kıvranıp duruyor ama ben kasıtlı olarak şey yapıyorum. İşi biraz uzatıyorum falan. Konuş. Sonuçta söyleyecek ya. Ne kadar istiyorsunuz diye. İyi. Şimdi en son dedim ki ya konuşsana, ne diyorsun sen? Anladım. Hocam yani fiyat konusunda falan. Fiyat konusu evet dedim. İyi. Önce dedim sen bana buraya dedim arabayı göndereceksin Bandırma'dan. Ben öyle dedim. Otobüsteymiş, bilmem feribotlaymış falan, gelemem kardeşim. Arabayı göndereceksin bir. Ondan sonra geldiğim zaman işte bilmem ne otelde, 5 yıldızlı otelden aşağıya kalabiliyorum. Bütün şeylerimi saydım ve dedim ki yani hadi sizin hatırınız için bir 10 bin lira alayım dedim falan. Adam gülmeye başladı. Gülersin tabii dedim yani. Ya ben hiç mi takip etmiyorsun Allah'ını söyle. Bir de beni çok iyi bilen bir arkadaş nasıl böyle bir şeye tevessül etti bilmiyorum. Dedim ki defalarca yazdım. Benim fiyatım beni davet eden ocağımın bana uzattığı zarftır. Yani onun dışında ben şu rakamı istiyorum dediğim zaman ben olmaz, kesinlikle olmaz yani. Ha o zarfı ben neden şey yapıyorum? Evet. Benim bütün emeğim, yani bütün sanatçı arkadaşların hepsini temsilen söylüyorum. Bütün sanatçı arkadaşlar orada. Biz bu işten ekmek yiyoruz. Yani beni eğer Konya'ya çağırdığın zaman orada bir program yapıyorsun. O programda beni davet ettiğin zaman ben oraya geldiğimde ben zaten işimi yapmaya geliyorum. Senin bana vermiş olduğun rakamı ben müdahale etme hakkım yok. Arkadaşlar billahi karşılaştığım hadiseler inanılmaz bir şey yani. Edirne'nin bir ilçesiydi. Hangisiydi hatırlamıyorum şu anda. Ya Uzunköprü, Osmancık diye bir yer var galiba. Sanırım. Oradan gece programımız bitti. Sabahleyin de ben görevde olmak zorundayım. Bu arada ben emekli terör polisiyim yani. Ondan önce sanat hayatım vardı. Şimdi aralarında dönüp dolaşıyorlar. Bir şeyler konuşuluyor. Bu arada kuyumcu diye bir ifade geçince ben ciddi şekilde rahatsız oldum. Bunlar ne yapıyordu? Ve gittim kendilerine müdahale ettim. Ne yapıyorsunuz siz bunu? Yok bir şey hocam, sizlik bir durum yok da bilmem falan filan. Dedim ki hayır. Kuyumcudan bahsettiniz. Kuyumcu neyin nesi? Neden kuyumcu bu saatte aranıyor ya da isteniyor falan vesaire? Bizim ödememizi yapması için hanımının kolundaki bilezikleri götürüp kuyumcuya gecenin o vaktinde bozduracak, parayı alıp gelecek, bize verecek. Ve biz de o parayı alıp bir güzel yiyeceğiz yani. Kıyametler kopardım. Yani bu hakaretin de önde gideni bir hakaret. En sonunda sarıldılar, varıldılar falan şey yaptık, barıştık. Dedim ki böyle şey olur mu ya? Benim bacımın kolunda sen bilezikleri alacaksın. Ben de oh gideceğim, oturacağım, yiyeceğim. Güzel. Yok öyle yahmet dedim. Zaten almadım. Kesinlikle dedim olmaz. Sadece dedim bu arkadaşın müzisyenlerinin paralarını verin, arkadaşa vermeyin.
o Hamit Baydaroğlu diye bir kardeşimiz vardı. Biz almadık ama tabii öbür tarafta bir arkadaşımız var. Yani sözün gelişi arkadaşımız diyorum. Efendim aldı. Hem de eksik veriliyor diye kıyametler kopararak tamamını aldı gitti. Şimdi hizmet anlayışı, dava anlayışı bu olmamalı. Eğer gerçek anlamda biz milli kültür ve sanata ve edebiyata, bu tür yani güzel sanatlar alanında davamıza hizmet edeceksek, bırakın. Biliyorum ki bizi davet eden ocaklarımızın bazılarında o zarfı dahi ben çok görürüm. Dediğim zaman şunu diyordum, boş da olsa bana zarf verin diyordum. Yani hiç önemli değil diyorum, ben o zarfı sizden almak istiyorum diyorum. Billahi eğer içerisine 100 lira dahi koymuş olsalar o benim için o kadar kıymetli bir para ki. Çünkü benim ocağımın, emeğimin karşılığı olarak bana verdiği paradır diye düşünüyorum. O tamamen hani nasıl diyeyim? Aslında amaç değil o parayı almak. Benim bu davranışım. Sadece oradaki kardeşlerimin bana bir ikram olarak düşünüyorum. Binlerle ifade edilecek bir rakamı zaten kabul etmem. Onlar eğer bana verdilerse muhakkak bir lavaboda falan işim olmuştur yani. Giderim, zarfı açarım. Fazla bulduysa iade ederim. Sonuçta Bandırma'da 3 Mayıs 2013 galiba. Oradaydım. Arkadaş verdi. İşte bu tek arayan arkadaşımız. Ondan sonra sayıyor. Habire sayıyor. Yani saydığı da fazla bir şey de değil. Ondan sonra ben dedim, tamam geliyorum falan dedim. Ondan sonra çıktım gittim lavaboya geldim. Dedim kardeş sana çok fazla var, para vermişsin. Sen şunu al bakayım. Yarısını çıkardım kendisine verdim. Ya hocam olur mu bilmem ne. Olur. Olmak zorunda kardeşim. Sen bunu bana vermek için nelerden feragat ettin yahut da ne gayretler sarf ettin? Ben biliyorum. Hakikaten öyle. Ama Yozgat, bundan sonra dünya ahiret anam bacımsın, boşuyorum seni, yoksun artık. Bu söz tam anlamıyla, yani 3 lira demiştiyse 1,5 lira alan bir sanatçı kardeşimize ait olabiliyor demek ki bu tür şeyler. Neyse, demek istediğim bu davaya hizmet eden kim olursa olsun kendi alanında gayretli ve fedakarlı olacak. Her şey para değil arkadaşlar. Ben burada oyunumu sergilemeye ortam bulamazken öbür tarafta 5 binlerle, yani bırakın 5 bin lira artık falan şey oldu, onlar çerep parası oldu onlar için de 10 bin 15 bin liradan aşağıya fiyat biçmiyorlar. Vermiş olduğum yani gösteride, yani yapmış olduğum gösteriyi de ben insanlara açık olarak yaptım. Aydın Üniversitesi'nde gösterdim. Şeye gittim, Göksun. Vatan Yürekli Adam güzel bir oyun. Oraya gitti. Oradaki arkadaşlar da aynı şekilde. Yani mümkün değil. Gidilen yerde eğer para konu edilecekse bence hiçbir arkadaşımız gitmesin. Gitsin tekstiliyle uğraşsın. Öyle söyleyeyim, öğretmenliğiyle uğraşsın vesaire. Milli kültür Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulalı beri Türkiye'de 1938'den sonra millilik kalmamıştır arkadaşlar. Hiçbir zaman bu yani kültür alanında bir millilik mücadelesi verilmiş ise de garip girinememiştir. Her seferinde iktidara gelen kesim buna sırt dönmüştür. Ve bu bizim bugünkü halimizin geçmişten bugüne kadarki oluşumudur. Bizim yapabileceğimiz bir şey olarak yani ülkesini ve milletini hakikaten fisebilillah severek hizmet edecek ve etmeye talip olan arkadaşlarımızın yapacağı tek şey milliliği önemsemek. Her alanda millilik. Sanatta, edebiyatta,
kültürde bilgilik önemli. Türk saatçısı adı altında bu zamana kadar hakikaten kendi ülkesini temsil eden, evet benim bu eserim ülkeni yahut da milletimi temsil ediyor anlayışıyla çıkmış bir sanatçımızı ben bu zamana kadar görmedim. Resimde görüyoruz tamamen batılılaşma. Müzikte görüyoruz yani senfoni orkestraları falan vesaire tamamen batılılaşma. Yani normal müziklerimizde gördüğümüz zaman hakikaten milli normlarımızın tamamen dışında bestelerle biz besleniyoruz. Bunların bu bir dejenerasyon. Bunların düzelebilmesi için bizim ciddi anlamda sanata yönelmemiz gerekiyor. Kültüre yönelmemiz gerekiyor. Edebiyata yönelmemiz gerekiyor. Bir romancı ortaya çıktığı zaman ya da roman ortamında yani şeyinde kategorisinde bizim de şu romancımız var diyebileceğimiz bir insanımız yok. Şiirde kısmen olsa da yeterli değil. En azından etkili değil çünkü. Ressam hemen hemen hiç yok. Uluslararası bazda yapılmış olanların tamamı habire bu ülkenin ayağına vurur ki bir ödül alabilsin diye. O romancı müsveddesini yaptığı gibi. Ama yaptılar. Gittiler, ödüllerini de aldılar. Şimdi de oturuyorlar, gül gibi geçiniyor, gidiyorlar. Arkadaşlar bunları yapmak o kadar zor değil. Ben yine söylüyorum. Bizim gecemizi gündüzümüze katmamız, canhıraş bir vaziyette çalışmamız lazım. Sanatla muhakkak surette barışmamız lazım. Demin de söylediğim gibi yani müzik alanında aslında bir gelişmişliğimiz yok bizim. Biz gelenekten almış olduğumuzu şimdi icra ediyoruz insanlarımıza. Yani kendimize ait olarak biz geleneğimizi, müziğimizi geliştirmek adına olsun. Efendime söyleyeyim, tiyatromuzu geliştirmek adına olsun. Biz hangi eseri ortaya koyduk bu zamana kadar? Hala dışarıda yahut da yani bizim dışında milli olmayan ne kadar yazar varsa onların oyunlarıyla besleniyoruz. Bir şeyler yapmaya gayret ettiğimiz zaman da ilgi görmüyoruz, rağbet görmüyoruz. Ama arkadaşlar asla ve asla yırmak yok. Kesinlikle. Bunları her zaman söylediğim bir şey vardır. Sen bildiğin yolda git, karşıdaki seni benimsesin veya benimsemesin. Çünkü senin tespit etmiş olduğun bir hedef var. O hedefe varabilmen için sen kişiliğini, sanatını, her neyin varsa ortaya koy ve yürü. Ama yürü. Yolda olduğunu görsünler, o yolda gittiğini bilsinler. Benimseyen de olacaktır, benimsemeyen de olmayacak. O anlayışla, o kararlılıkla hareket etmek suretiyle bizim kendi kültürümüze sahip olmamız gerekir. Kültürlerin birbirleriyle alışverişlerinde etkileşimler mümkündür. Ama bir kültürün diğer bir kültürün etkisi altında kalarak farklı bir, yani o kültüre yönelik bazı normlar bünyesine alarak kendini oluşturması o kültürün zayıflığı anlamına gelir. Bazı dönemlerde Türk milli yani kültürümüz etkileşim altına girmiştir. Onlardan en büyük ve en üzüldüğüm ve en hakikaten içimi yakan bir tanesidir ki Mevlana'nın Türk olmasına rağmen kalkıp da o Mesnevi'yi Farsça yazmasıdır arkadaşlar. Ciddi anlamda ben rahatsızlık duyuyorum bunda. Ve halen de İranlılar Türk değil şeklinde bir iddiayla dolanıp duruyorlar. Bütün bunların yani alışveriş olur tabii dediğim gibi yani kültürlerde bu alışveriş yapıldığı zaman biz
Elbette ki istifade ederiz. Yani bakarız. Hangisi bana göre ise, hangisi benim için daha iyi ise, hangisini kullanabilirim bana göre, yani bir ortam içerisinde kullanabilirim, değerlendirebilirim şeylerin, sorularının cevabını orada bulabiliyorsun. Onun kültürün içerisinden alabiliyorsun. Aldığınız zaman da, onu kullandığınız zaman kendi kültürünüze zarar değil, kendi kültürünüze fayda sağlasın diye yaparsınız bunları. Zarar versin diye yaptığınız zaman kültürünüzün milliliği kalmaz. Ve dejenere dediğimiz şey başlar. Bunlardan sakınmamız için hassasiyetle milli kültür değerlerine önem veren, o doğrultuda eser veren, üretken olan sanatçılarımızı, insanlarımızı korumamız, kollamamız lazım. Sanat da arkadaşlar, demin de söyledim gerçi ama bizim resimde, tiyatroda, sinemada, heykelcilikte, yani hangi sanat alanına baktığımız zaman hiçbirinde olmadığımızı görüyoruz. Olanların kişisel gayretlerinin dışında başka bir şeyin olmadığını görüyoruz. Çok ilginçtir. Müzikte yine öyleyiz. Yani 60 tane, 70 tane, efendim söyleyeyim 100 tane de yazabilirsiniz listeye. Bunlar bizim sanatçılarımızdır diye. Hayır. O insanlarla siz ticaret yapıyorsunuz. Olmaz öyle şey. Eğer sahibi, yani o insanlar sizin sanatçınız ise, o zaman o 60'a, 70'e, 100'e tekamül eden o listede bulunan arkadaşlara siz ortam oluşturacaksınız. Üç kişiyle hareket edip yeni kalanları da o şekilde geride bırakmakla sanata hizmet edilmez. Tabii ki programlara yapılacak. Tabii etkinlikler olacak ama bunlara gidildiği zaman ve görüyoruz ki slogandan başka bir şeyimiz yok. Okunan şiirlerin bir kalitesi yok. Müziklerde de halen biz aynı durumdayız. Yani çok özür dilerim o müziği yapan arkadaşlar. Bütün arkadaşlarımı tenzih ediyorum ama aynen öyle arkadaşlar. Bir düğün orkestrası şeklinde ortaya çıkılıyor. Ve bizim sanatçımız da şudur, budur, işte arkasındaki orkestradır şeklinde övülüyoruz. Değil arkadaşlar, öyle değil. Yani müzik yapılacaksa, müziğin normları vardır, onları bileceksin, ona göre müzik yapacağız. Tiyatro yapılacaksa, tiyatronun aynı şekilde, tiyatronun özellikleri nedir, olması gerekenleri nedir, şartları nedir, onlar doğrultusunda o tiyatroyu yapacaksınız. 3-5 tane arkadaşın bir araya gelerek, son zamanlarda Türk sinemasında da o var. Tamamen şaklabanlık. Bırakın komedi momedi diye bir şey yok. Billahi şaklabanlık yani. Öyle şey olmaz. Eli ayağı düzgün şöyle, yani ortaya koyup da evet ya bu film çok güzel olmuş diyebileceğimiz, eğer 10 tanesine giderseniz bunun içerisinden 3 tanesini zor bulursunuz. Türk sineması evet salonları dolduruyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ama yani o insanların kalkıp da sırf komedi ilgi görüyor diye habire komedi yapmaları işi şaklabanlığa kadar indirdiler. Komedi de değil, ben aşağı esprilerle gülüyorum. Komedi ötesi bir şey. Zeka yani. İster yani, espri zeka ister. Tabii canım, kesinlikle yani hiçbir şey. Sadece ben aşağı muhabbetle yani, gülme sanatla. Ne bir edebi yanı var, yani ne bir sanatsal yanı var, hiçbir şeyi yok. Yani birkaç arkadaş, zaten Türk sinemasında öyle bir şey var. Arkadaşlar, ahbap-çavuş ilişkisi çok yoğun bir şekilde. Ben 13-14 seneden beridir kameranın önündeyim. Bu 13-14 sene içerisinde ilginç bir sinema filmi olayım var. Mahpeker diye bir sinema filmi çekildi. Onu da şey çekmiş, yani çekmişti. Avni Özgürel hocamız. Hanımı işte Ayfer Özgürel. Ve orada ben Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'yi oynuyorum. Şimdi bakın, isme baktığınız zaman bayağı büyük.
Harika bir şey yani rol. Karakter çok güzel çünkü. Bana dediler ki Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'yi oynayacaksınız. Dedikleri zaman tereddütsüz dedim kabul ediyorum. Ve dönem filmi olduğu için, dönem derken tarihi bir film yani, günümüzün dışında. Gittik. Her şey mükemmel. Dekor mükemmel, kostüm mükemmel vesaire. Çekildi bitti. Galaya gittik. Galaya da bir de ilk sinema filmi, biraz kalabalık götürmüşüm. Arkadaşlarla birlikte gidelim falan diye. Gittik. Sinema başladı. Konuya, yani şeye girdi. Artık o tanıtım yazıları falan vesaire geçtikten sonra sinemayı seyrettik. Benim tabii hatırlıyorum yani nerelerde olacağım falan şeklinde. Baktım. Arkadaş dedi ki hocam siz oradasınız galiba falan dedim. Bir dakika ben kendimi bulmaya çalışıyorum. İnanın böyle yani. Ve kendimi buldum. Sultan mı artık şey nedir o veletlerden bir tanesi, şehzadelerden biri sünnet olacak galiba da. İşte onunla ilgili falan oralarda bulunuyoruz. Diyalog yok. Oysa diyalog vardı yani. Diyalog yok. Ve kendi giymiş olduğum kaftanımdan tanıdım. Bu benim diye. Ondan sonra hadi film bitti dedik ki filmin akabindeki o jeneriği bir bakalım. Nereye yazmışlar diye. Bekliyorum. Şeyhülislam Ebu Suud Kadir Turan. Yok, isim yok. İsim yok arkadaşlar. Çok ilginç ya. Birkaç gün sonra gittim firmaya, yani yapım şirketine. Dedim ki, ya en azından vermiş olduğumuz bir emek vardı. Bu emeğin hatırına. Hani ismimizin geçmesi fena olmazdı dedim. Olur mu dedi, isminiz var sizin dedi. Bilmiyorum. Nasıl olur yani, böyle bir karakteri oynadınız falan. Karakteri oynamışlığım yok. Orada bir durmuşluğum var, hepsi o. Kostümü taşıyorum. Başka bir şey yok falan dedim. bakmışlar, size biliyor. Çok özür dileriz. Dedim kabul edilmiştir. Aynı konuyla ilgili, aynı durumla ilgili olarak bir Amerikan setinde bulundum arkadaşlar, Bodrum'da. Hazreti İsa'nın hayatı çekiliyor. Ben Kudüs valisi Kayfas'ı oynuyorum. Çok ciddi bir şey. Amerika'ya isimler gidecek. Yazılırken işte Ahmet'le bir Mehmet filmlerine falan işte Kadir Turhan. Kadir Turhan yazmışlar. Bu arada ben onu gördüm. Dedim ki Kadir Turhan değil. Kadir Turan olması lazım. Yönetmen yanımda. Türkçe bilmiyor. Benim müdahalemi gördüğü zaman hemen döndü. Ne diyor dedi Bay Kadir? Şey efendim işte Turhan değil Turan olur. Yemin ediyorum arkadaşlar. Kıyametler kopardı. Kıyametler kopardı yani. Siz nasıl oyuncunun adını yanlış yazarsınız? Bunun böyle gitmiş olması, bu şekilde yayınlanması olması ne anlama geliyor onu biliyor musunuz? Ama olmaz böyle bir şey. Ben dondum yani ya dedim ki ya no problem Allah Allah yani harım ben. Hain döşte mızrak kıran, Ali huzurda diz vuran, Türk'ün özünü haykıran, sazım, kavalım, tarım ben. Demir dağlar eriyende, Türk acuna yürüyende, Malazgirt'te, Rumeli'nde, dün de, bugün de varım ben. Hanım olur ise devlet, devlet olur ebed müddet. Gönlümüze yazmış Haddat, Türk'üm, İslam'a yarım ben. Oynaşır yıldızla ayım, delişmendir gönül tayım. Diyarbakır'da halayım, dadaş elinde barım ben. Gireyim gönül bağına, aşk damlamış yaprağına, merhem diye toprağına ellerimi banarım ben. Musa olup Tur dağından, geçtim İsa çarmıhından, aşkın Kevser ırmağından içer içer kanarım ben. Mansur gibi söz demleyip, feryat ile ya hak deyip, gerçeğe hicret eyleyip, Yaradan'ı anarım ben. Gâhi Yavuz'um, gâhi Yunus,
gah mızrağım, gahi fanus. Külden dirilmez mi kaknus? Aşk odunda yanarım ben. Şiir konusunda bir şeyim yok, kaygım yok, inanın. Yani Türk şiiri adına konuşuyorum. Bir kaygım yok, bir ümit var. Ama romancılığımız, hikayeciliğimiz oldukça geride. Onun dışında, yani diğer el sanatlarına baktığımız zaman, el sanatlarında son zamanlarda yapılan hafif hareketlenmeler de bu şey, tamamen iktidarın kendi şey yaptığı, yani arzu ettiği alanlarda. Bu da olmaz arkadaşlar. Evet, teshipmiş, ebruymuş, efendim vitraymış, binaneymiş vesaire. Ecdadımızdan günümüze kadar bize miras kalan o sanat alanlarını da tabii benimsiyoruz. Ama uluslararası alanda bir kimliğimiz yok bizim sanatta. Yani varsa beni düzeltebilirsiniz ama ben rastlayamadım. Bir Bedri Baykam'ımız vardı. Onun dünyaca bilinen bir ressamımız. Onun bir sergisine gittiğim zaman çok enteresan bir hadiseydi. Yere bir Çanakkale dönemindeydi. Yerde bir şehit yatıyor. Bayrak yere düşmüş durumda. Kanlar içerisinde. Fakat çok ilginçtir. Şimdi onlar Avrupa'yı bir şey içerisindeler. Anlayış içerisinde hareket ettiklerinde. Ellerinde bardakları, şarap, viski vesaire, alkol dolu ya var yani. Geliyorlar, elleri cebinde işte başlıyorlar şimdi onu şey yapmaya, eleştirmeye, yormaya, yorumlamaya falan vesaire. Ama hepsinde ve içeriye giremiyorsunuz arkadaşlar. Çok kesif bir şey var. Alkol kokusu var. İnanın ben yani ne olursa olsun bakmam lazım çünkü görmem lazım. O zaman da şey polis sanatçılar olarak biz Atatürk Kültür Merkezi'nin fuayesinde eserlerimizi sergilemişiz. Ben neyi sergilemişim? Şiirlerimi sergilemişim. Bir tane de kitap, o zaman bir kitabım vardı. Bir de bir albümüm vardı. Onları da imzalıyoruz. Ondan dolayı oradayız. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız teşrif buyurdular. Tabii bize değil. Direkt diğer sergiye gittiler. Dönerken de uğramadılar. Çekip gittiler. Çok iğrenç bir şeydi. Beni temsil eden bir sanat sergilenmemişti orada. Kabul etmedim. Büyük panolar, şöyle bir pano. Panoya gelişi güzel birkaç tane gazete yapıştırılmış, alınmış, ne kadar boya varsa atılmış. Ama yani ben onu çok daha güzel yapıyorum. Yani. Onun için dediğim gibi hakikaten milli alanda, milli sanat olarak yani sanatımızda bir millilik yok. Kültürümüzde yok yani. Kültürümüzü temsil eden o bütün normlarda millilik görmemiz mümkün değil. O da bizim idare sistemimizi milli olmayışından kaynaklanıyor arkadaşlar. Bunu yapabilmemiz için bizim daha çok uğraşmamız gerekiyor. Çünkü biz çok gerideyiz. Neden gerideyiz? Biz sanata, kültüre ve edebiyata hakikaten sırt dönmüş bir sivil toplum kuruluşuyuz. Duk diye yiyeyim hocam. Duk değil. Halen değil de bir bazı ayrıntılar yapılabilir yani. Şimdi diyorum. Çok ilginç. Sinemada ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Tiyatroda ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Resimde ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Heykeltıraşta ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Romanda ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Hikayede belki diye düşünüyorum. Şiir, evet. Çok ilginçtir hocam. Konuyu da devam ettirme açısından. Türk milliyetçiliği 1900 yıllarda Türkiye'de ya da Osmanlı coğrafyasından Türkiye'ye geçişte kültürde başlamıştır, edebiyatta başlamıştır. Evet. Daha sonra siyasallaşmıştır. Çok ilginçtir. Yani milliyetçiliğin, Türk milliyetçiliğin sanatta ve kültürde, edebiyatta başladığı yapı ne olmuştur da 1940'lardan sonra kendini bunun dışına atmıştır ya da bugün içinde bulunduğumuz o aciz tablo ortaya çıkmıştır. Bu konuda Kadir Turan ne düşünüyor? Yani niye Türk milliyetçiliği burada bu alanda başlıyor, edebiyatta başlıyor? Yani Osmanlı'dan Türkiye'ye evet. Geçişte bizim milliyetçiliğimizi başlatan kısım sanat. Evet. Yani edebiyatta başlar Türk milliyetçiliği. Evet. Ardından siyasallaşır.
ne olmuştur da bugün o tablodan bugüne gelinmiştir sizce? Yani buradan da yola çıkarak aslında konuyu detaylandırabiliriz diye düşünüyorum. Evet, şunu söyleyeyim ben. Tabii birçok sebepler sayılabilir. Ama biz çok önemli bir zaman dilimini bütün bunlardan uzak kalarak geçirdik. Ve o zamanki durum oldukça vahim olması hasebiyle hiçbirimiz onları düşünür durumda değil arkadaşlar. Bu da ne zaman başlıyor biliyor musunuz? 1969'dan 1980'lere kadar. Bu en az 11-12 yılı yıla tekamül ediyor. Bu süre içerisinde. Ama ondan önce de bu şekilde düşünemiyor olmamızın yegane sebebi, yine söylüyorum, bizim devlet idare mekanizmasındaki sistemin milli olmayışından kaynaklanıyor hocam. Milli hiçbir eser üretemedik. Yani bir, ne bileyim, bir Ömer Seyfettin yok ve bir efendime söyleyeyim Ziya Gökalp'imiz yok. Bir aynı şekilde yani şiir konusunda bile bizim Necip Fazıl deyip kenara çektiğimiz ve son zamanlarda destan yazarlarımızdan, şairlerimizden Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nun dışında isim olarak ileri sürebileceğimiz çok nadir insan var. Yani var ama bu da herhalde tamamen devletin, evet yani devletin, yani idare mekanizmasının tamamen millilikten uzak olmasından kaynaklanıyor. Ama o benim söylemiş olduğum zaman dilimi içerisindeki o hengame içerisinde o şaşalı, o yani keşmekeş, o her tarafın kan ve barut koktuğu zamanlarda hakikaten bizim yazarımız da, bizim sanatçımız da, yani bizim fikir erbabımız da ister istemez kendini o durumun içerisinde gördü. Görmemesi mümkün değil arkadaşlar. Görmemesi mümkün değil. Çünkü kapıya kadar gelmişti. Artık sokaklar bölünüyordu. Bırakın mahalleleri falan. Ve şehirler bölünüyordu. Kurtarılmış bölgeler var. Bütün o olayların etkisinden kalan, hakikaten kalem erbabı olsun, sanat erbabı olsun insanlarımız maalesef üretken olamamışlardır. Yazanlar da zaten o dönemdeki hadiselerden istifade ederek yazmıştır mesela. Emine Işınsu Öksüz hocamızın yazmış oldukları gibi. Buna benzer birkaç tane isim olarak ileri sürebileceğimiz belki çıkabilir ama inanın bizim yani kültüre, edebiyata, sanata sahip çıktığımızı söyleyebileceğimiz kadar bir durumumuzun olmadığını düşünüyorum. Öyle bir durum. Şimdi arkadaşlar bilmiyorum zamanımız var mı hocam? Var yani sizin. Devam ediyoruz. Evet. Soru cevapla da zenginleştirebiliriz. Evet hocam, soru cevap sekreti tabii. Tabii buyurun. Hocam resimden de bahsettiniz, hani sanatın dallarından da bahsettiniz. Aklıma hemen şu geliyor, en son cuma namazına gittiğimde, biraz erken gittim, orada sohbet ediyorlardı caminin avlusunda. Şarkı dinlemek günah, yani bunu tartışıyorlardı ve günah olduğunu iddia edip en sonunda da o fikirde hepsi mutabık oldu, yani karar verdiler. Diğer taraftan Osmanlı padişahlarının birçoğu resmini yaptıramamış. Sanırım İmam Buhari'nin işte bir hadisi var. Dünya cehennemin en azap çekilen yerinde ressamlar olacaktır diye. Tam şeyini hatırlayamadım ama birkaç kelimesi farklı olabilir, mantık itibariyle hani ressamlık büyük bir günahtır manasında bir hadis. İmam Buhari'de olduğu için sahih hadis. Bu tarz şeyler var. Din anlayışımızdaki sıkıntılar bizi sanattan uzaklaştırıyor olabilir mi? Bu konuda şimdi ne düşünüyorsunuz? Din anlayışımızda böyle bir şey yok arkadaşlar. Din anlayışımız sanata karşı değil. Şeyde Hazreti Ömer der ki türkü yolcunun azığıdır. Yani bunun da ötesinde bir şey var mı? Yani halifelerimizden bir tanesi, hem de en adil, en keskin bir şey yani halifemiz.
Şimdi onunla birlikte aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in karşılaştığı düğünlerde eğlenen insanları gördüğü zaman da bir şey, yani onları onaylamıştır. Hatta Hazreti Fatıma anamız olabilir mi? Hanımıyla birlikte geçerken düğünü seyretmek üzere durduklarında oradaki işte o eğlenceyi, müziği bilmem falan şunu falan gördüğünde hanımı omuzunun üzerine kafasını koyuyor bu şekilde, dakikalarca o eğlenceyi seyrediyor ve ondan sonra da gidiyor. 90'lı yıllarda ilk albümümü çıkaracağım zamanki bir hadisedir bu, sizin yani buna benzer bir hadise. Aynı şekilde Türkiye gazetesinde böyle, ama müthiş bir şekilde şey var, tepki var. İşte haramdır falan vesaire. Onu yazan kişiye Rahim Er idi hatırladığım kadarıyla yani. Onunla da yazışıyorum o sırada. Telefonla görüşüyorum, diyorum ki bana bunu nasıl açıklayacaksınız ya? Müziğin nesi haram? Yani ben şimdi bir Yunus Emre'yi, efendime söyleyeyim bir Mevlana'yı, bir Pir Sultan Abdal'ı, bilmeyene bir başka şairimizin eserini besteleyip müzik eşliğinde söylediğim zaman bunun haramı neresinde? Haramı yanlış algılıyorlar. Ondan sonra da insanlara müziğin tamamen haram olduğunu söylüyorlar. Arkasından kendileri müziği kullanıyorlar. Yani müzik dediğiniz zaman, bakın müzikten bahsediyoruz. Bunun içeriği ne olursa olsun. Sözlerinden falan bahsedilmiyoruz o zaman. Şiir haram et. Şiire haram de. Ama o da değil, o da mümkün değil yani. Neden? Şiir, o kadar güzel şiirler var ki. Yani manevi değerlerimize, milli değerlerimize yazılmış o kadar değerli şiirler. Yani bir tane şiirin kalkıp da ateist bir şairin yazmış olduğundan bana ne? O adam zaten kendi cezasını çekecektir. Yahut da Müslüman olup da işi biraz aşırıya kaçırmış, yahut da İslami normların dışına taşmış bir şey varsa kişinin kendisini ilgilendirir. Şairin şiirinde suçu var. Yok öyle bir şey. O zamandan bugüne kadar değil, yıllardan beridir bu süre gelir. Bunu özellikle yaparlar Müslüman toplumlarda. Ki sanatta zayıf kalınsın. Arkadaşlar, sanat gibi toplumu etkileyen başka bir unsur yoktur. Bakın, tiyatroda o kadar ısrarcı olmamın bir sebebi var. Tiyatro, insanlara birebir diyalog halinde olunan bir sanat alanıdır. İnsanlarla konuştuğunuzda, yani o oyunu sergilediğiniz zaman o insanların gözlerinin içine baka baka bu şekilde siz vermek istediğinizi veriyorsunuz zaten. İşte bu alanlar, yani bunlardan istifade etmemek adına bir de iç huzurun, yani Müslümanların iç huzurunun bozulması amaçlı bir düşüncedir bu ve maalesef kabul ettirilmiştir. Kabul ettirilmiştir. Müzik haramdır. Hayır arkadaşlar, müzik haram değil. Ama söz olarak içerisinde dahil etmiş olduğumuz sözler dikkat etmekte yarar var. Bir Karacaoğlan'ın eseri tabii ki okunabilir. Ama kalkıp da dam üstünde un eder gibi bir eseri yapmak kadar çirkin bir şey yok. Buna benzer hadiselerin, yani eserlerin bence yani şeyden ya çirkindir ya, yani çirkin kendine yakıştırma yani, onu yapma. O kadar. Hocam şimdi arkadaşımız bir rivayetten bahsetti, hadis-i şerif diye. Siz başka bir örnek verdiniz. Şuradaki en büyük sıkıntı bizim Kur'an-ı Kerim'den, şu anda ben yine aynı şeyi söylüyorum ve onunla karşılaştım. Aslında Kur'an'dan çok uzak olduğumuzu belirtti. Bir hadis-i şerifte farklı bir şey dedi. Şimdi ona bakarsak tamamen yanlış. Sahih hadiste bir. Siz farklı bir şeyden bahsettiniz. Aslında biz Kur'an-ı Kerim'den uzağız. Bizim sıkıntımız bu. Kur'an-ı Kerim'de siz müzikle ilgili demin dediniz. Daha üstünde olmalı derse tabii sıkıntı vardı. Ama bir Karacaoğlan'ın eserini söylediğinde hiçbir sıkıntı yoktur. Ya da Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir ayet söyleyemezsiniz. Kimse söyleyemez yasak diye. Öyle ama bir şey söyleyememiz zannederim ya. Yok şimdi arkadaşın dediği de sizin... Ayetten mi bahsettiniz? Yok hayır. Ayet değil işte, benim dediğim biz de ayetlere bakmıyoruz zaten. Biz bahsettiğimiz ayak hareket ediyoruz. Bir sürü yazmış hadis var. Bunlar sahih mi değil mi? Ya da İmam Buhari mi o hadisi söylemiş gerçekten? Onun sahih olup olmadığını dahi bilmiyoruz ki. Niye biz, çünkü şu anda dediğim gibi biz Kur'an'dan apayrı, çok uzak bir İslam'ın içindeyiz. Evet. Yani sıkıntımız bu. Onun cevabını da niye farklı görüşler ortaya çıkıyor? İki tane hadis var ama ikisi de birbirinden apayrı. Hangisi olur? Evet. Şöyle bir durum var. Kur'an'da cevabı var.
biz de ressamlarla ilgili hadis için. Evet, yani ressamlarla ilgili, sanatla ilgili diyelim. Yani ressamın da aynen o şekildedir. Yani aynen. Ressamın hiçbir portrenin İslam'a aykırı olduğunu asla kimse bir şey söyleyemez. Değil. Mümkün değil. Ha o zaman arkadaşlar o zaman da farklı bir şeydi. Bakın Kur'an'da hiçbir sanata yönelik bir şey yok. Yasaklama yok. Bizim zaten şeyimiz Kur'an. Azalacağımız nokta orası zaten. Kesinlikle o. Yani Kur'an ve Kur'an'a uygun düşen hadislerdir bizim için. Diğerlerinin hiçbir tanesi bizi enterese etmiyor çünkü bizim dışımızdadır onlar. Kur'an'da sanata yönelik hiçbir yani yerme yahut da ne bileyim ben reddetme falan gibi bir durum yoktur. Fakat dediğimiz gibi toplum olarak biz Müslüman Türk toplumu. Müslüman Türk toplumunun normlarını yani ahlaki yapısı onun milli ve manevi unsurlarından kaynaklanır. Her toplumun kendi şeyi de aynı şekildedir yani. Biz de kendi alanımızda yani bir millet olarak bizim yapmış olduğumuz eserlerin ahlakımıza aykırı olmaması lazım. Maneviyatımıza aykırı olmaması lazım. Milliliğimize aykırı olmaması lazım. Yani onun dışında Allah-u Teala niye reddetsin ya? Mümkün değil. Yani o zaman onu söylemek istiyorum. Yani Peygamber Efendimiz zamanındaki o reddiyeler, o kabul etmemeler, o tepkiler falan tamamen putçuluğun yani puta tapmanın henüz bilmemiş olmasından kaynaklanan durumlardı. Ya ama şimdi ben kalkıp da burada efendime söyleyeyim. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin burada portresinin bulunmasında benim yani bana ne zararı var ya? Tam tersi yani saygı duyduğumuz, istifade ettiğimiz, Allah'ın velisi dediğimiz sıfatlar taşıyan bir zat. Efendim bir başka portreyi, bir başka fotoğrafı falan aynı şekilde değerlendirebiliriz. Yani o dinimizin güzel sanatlara yönelik hiçbir şeyi yok. Hangi İslam işte mesela hocam? Aynen. Yani İslam'ı ne kadar biliyorum? Ben hep hangi söylüyorum. İslam? Evet. Yani Emevilerin... Emevilerin getirdiği İslam mı, peygamberin getirdiği İslam mı? Bunu Türkiye'nin tartışması lazım. Yani birçok alanda olduğu gibi bugün İslam diye Emevilerin dayattığı Arap ırkçılığını yaşıyoruz. Kadın konusu da hakeza bugünle alakalı. Arapların kadına bakışı Emevilerle beraber İslam'ın bakışına dönüştürülmüştür ve kadın ikinci plana atılmıştır. Ama peygamber dönemi uygulamalara baktığımızda bambaşka bir İslam, evet. Emevilerle beraber bize dayatılan bambaşka bir İslam. Türkler bunu aslında iyi çözmüşler de sonra kaçırmışız ucunu. Yani Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri ile başlayan o silsilede biz bunu iyi çözmüşüz. Türk evet. İslam olgusunu. O yüzden çok iddialı bir laf olacak sohbetin dışında ama mesela bunu birçok yerde söylüyorum. Türklerin o anlamda hepsi Emevilere karşı Alevi'dir mesela. De cemler, sazlar, bağlamalar bizim İslam'ın bize izin verdiği ölçüde kültürümüzü yaşamamızdır. Ama maalesef onları da birilerine kaptırmışız. Aleviliğimizi de o anlamda Emevi İslam'ın dışındaki tepkici asıl İslam'ı da kaptırmışız. Şimdi burada işte maalesef bunları konuşuyoruz. Hangi evet. İslam? Aslında bu soruyu başka bir toplantıda tartışmak lazım. Şöyle bir şey de Hacı Bektaş Veli üzerinden gittiğimiz zaman da şuna da bakmak lazım. Ha, onu konuşuyorduk arkadaşlarla. Hafta başı Hacı Bektaş Veli'yi ziyarete gittim. Orayla ilgili çok basit bir cümle aktı ve geldi. Bir tarafta yatıyor bir veli, etrafında var onlarca deli. Bir tarafta türbe, karşısında meyhane, okunuyor ezanı Muhammedi, aşağıda çalıyor musiki. Şimdi biz değerlerimize sahip çıkmayı beceremiyoruz. Her şeyden yani, ziyade. Doğrudur, haklısınız. Şunu söylüyorum arkadaşlar, yani İslam'da olduğu gibi benim dünya görüşümde de aynı şeyi ben söylerim. Arkadaşlar, biz sokaktaki İslam'a mı bakacağız, kitaptaki İslam'a mı bakacağız? Bunu bir sebep kesinlikle seçmemiz lazım. Eğer sokaktaki İslam'ı seçecek olursanız her şey haram, yalnız. Her şey yasak. Ama gerçek anlamda İslam'ın kaynağı olan Kur'an'a baktığımız zaman her şey yerli yerinde. Ülkücülüğe geldiğimiz zaman da aynı şekilde. Biz çok tartıştık bazı arkadaşlarla. Diyorum ki bakın arkadaşlar yanlış yapıyorsunuz. Sokaktaki ülkücülük ile kitaptaki ülkücülüğü muhakkak surette kıyaslayın edin. Karşılaştırın. Olmadığı halde siz doğruyu bulamazsınız. Çünkü
son zamanlarda, yani son zamanlarda demeyelim de, yani genelde insanlar işin kolayına kaçıyorlar. Ben bazen deneme yapıyorum. Şöyle bir 15-20 sayı mısralık bir yazı yazdığım zaman patır kütür patır kütür beğeniler. Ya arkadaşlar, hangi arada bunu okudun? Okumadıklarından %100 eminim. Hatta okumadıklarını müşahede ettim. Bana diyor ki, ya şu günle ilgili yayınlamışım. Diyor ki, ya hocam ben gördüm, bir şey var galiba, bir sohbet falan var. Bu nerede olacak? Arkadaş, nerede olacak diyor ya. Şimdi sen onu gördün de niye aşağıyı okumuyorsun? Bak işte, 8 Mart saat 13 diyor, bilmem ne diyor falan. Haritasına kadar verilmiş. Yok. Yani kesinlikle kaynağımızı doğru tespit etmemiz ve ondan ispat ettiğimiz takdirde biz doğruyu buluruz. Başka türlü doğruyu bulmamız mümkün olmayacak. Buyurun. Hocam, bir de ben şöyle düşünüyorum, sizler daha iyi bilirsiniz. Yani ilk ezan okununca Bilal Beşi okuyor. Hani sesi güzel olanı okutuyor. Bu da bir sanattır yani. Sanat anlayışı yok. Ezan değil, bu bir kanıttır. Vallahi billahi biz Erzurum'da bir hocayı dövmeye gittik. Var. Yani gittiğimiz zaman yani. Nerede hoca dedim? Direkt hoca gitti. Yani olmaz böyle bir şey. Çünkü müftülüğe söylüyoruz. Diyoruz ki, ya arkadaşım, yani müftü bey, ne olur ya bu hocayı alın ya, okutmayın buna ya. Yani şey, tamam, gelini yaparız Memur Bey, bilmem ne falan. O da üniformalı Erzurum'da iken. Ve baktık olmuyor. Yine okuyor. Dedik ki, ya ezanın yüzü suyu hürmetine bir duralım dedik ya. Ama bitiminden sonra dayanamadık. Dedik ki, gidelim. Gittik ama yerinde yoktu. Allah'tan yoktu yani. Şimdi buna benzer bir hikaye de var. Türkiye'ye gelen bir turist. Yattığı otelin yakınında bir cami vardır. Camide bir ezan okunuyor ki maazallah. Yani maşallah. Muhteşem. Bir gün, iki gün, üç gün artık dayanamıyor. Hayır diyor. Yok. Kesinlikle diyor, sabahleyin kalkacağım, gideceğim, Müslüman olacağım diyor. Böyle şey olamaz falan diyor. Hayranlığını her seferinde kendi kendine yineliyor. Sabahleyin hazırlanıyor ki gidecek. Tam hoca da gelecek ya camiye. Tam o sırada bir ezan. Bu ne ya diyor. Hoca bizim Erzurum'daki hoca gibi bir şey. Feci bir şey yani, ama öyle bir ezan okunuşu var ki adeta yani yerine otur, oturduğun yerde ne Müslüman olacaksın, cehennemin dibine kadar git der gibi bir, yani hakaretamiz bir sesle. Adam kendine geliyor, yerinden fırlıyor, ayakkabılarını giyiyor, koşuyor, caminin önünde bekliyor. Herkes çıktıktan sonra cemaat diyor ki, ben hocayla görüşmek istiyorum, bu ezan okuyan hoca efendiyle görüşmek istiyorum falan. Diyorlar ki, bir saniye, çağırıyorlar falan, buyurun diyor. Efendim, ben elinizi öpeceğim diyor bunlara falan. Estağfurullah falan diyor, sonra eğiliyor zorla, adamın elini öpüyor. Eğer siz olmasaydınız ben bugün Müslüman olacaktım diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ya adam dilini kurtarıyor yani. O adam sayesinde dilini kurtarıyor diyor. Ben diyor, eğer siz bu ezanı okumamış olsaydınız ben bugün Müslüman olacaktım. De estetik İslam'ın en önemsediği unsurlardan biridir yani. İslamiyet'in de en güzel durduğu toplumda Türk toplumudur. Aynen. Ve bunu ben size özellikle söylüyorum arkadaşlar. Billahi. Hangi hocamızın konferansına, toplantısına vesaire falan birebir konuşmuş olduğum, karşılaşmış olduğum hocalarımız varsa, yurt dışında çok dolaşırlar. Yemin-i billah ederler ki dünyada en güzel İslami uygulama Türkiye'de diyor. Yani El-Ezher Üniversitesi'nden mezun. Yıllarca Mısır'ı, artık Mısır'ı hatmetmiş. Bırakın artık Kur'an-ı Kur'an'ı. Mısır ülkesini hatmetmiş, toplumunu hatmetmiş bir insan. Adam katıyor, diyor ki, olamaz, mümkün değil. Türkiye gibi bir Müslüman ülke yok. Mehmet Akif basit örneğidir zaten. Ölümünden önce evet. Türkiye dönüp şükretmesi. Evet, şimdi 76 diyoruz, 78 diyoruz, her neyse 78 milyon bir ülkede yaşıyoruz. Arkadaşlar, son dönemlerde dediğimiz yaklaşık yani 30 yıllık bir kangrenimiz,
hala devam ediyor. Bu yanlış uygulamalarla ivme kazanmış durumda son zamanlarda. Ama inanın, bakın vatan yürekli adam Sübhanemmi'de doğru bir vatandaşın yaşadıklarını ve duygularını içeren bir oyundur o. Orada olmadıktan sonra, orayı görmedikten sonra arkadaşlar o yöreyle, yöre hakkında bir şey söylemek doğru değil. Ben o yörenin insanlarındanım. Ben Şanlıurfalıyım. Ailem Türkmen. Annem Türkçe konuşmasını bilmez arkadaşlar. Hoca Ahmet Yesevi'nin soyundayız biz. Yani soyundanız biz. Aile olarak. Bugün aslında secereyi de getirip o şekilde şey yapmak istemiştim ama o biraz aşırıya kaçar düşüncesiyle şey yapmam gerek görmedim. Ama Facebook'taki sayfamda yazmış olduğum %100 doğrudur. Yani ben Hoca Ahmet Yesevi gibi bir okyanusun ürünüyüm diye yazmışım. Gurur duyuyorum tabii. Halen ailemiz içerisinde kendilerini arı kabul edenler var. Çünkü bir dönem Suriye'de çok büyük bir aşiret, Bagara ve Naim aşiretleri. O aşiretlerin içerisinde biz yaşamışız. Sonra 200-300 sene önce gelmişiz şeye. Şimdiki yaşadığımız yere. Ondan önce tabii ta şeye kadar gidiyor. İş Yesi'ye kadar gidiyor yani o takip ettiğimiz zaman. Ülkemiz 78 milyon. 78 milyonundan da biz mesuluz arkadaşlar. Evet. Çünkü biz ne diyoruz? Türk milliyetçisiyiz diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını aşan bir dünya görüşümüz var. Ama özellikle yaşamakta olduğumuz misal ki milli sınırları içerisinde bulunan vatandaşların tamamı bizim vatandaşımızdır. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Başbuğ Alparslan Türkeş bizzat söylemiştir. 70 milyonun 70 milyonu da bizim değerimizdir, vatandaşımızdır, evladımızdır vesaire demiştir. Ancak bunların içerisinde kandırılmış yahut da dünya görüşü itibariyle kendini başka bir anlayışa mensup olarak kabul etmiş ve anlayışını Türkiye üzerinde uygulamaya çalışmak isteyen yanlış olduğu olan insanlar mutlaka ki vardır ve görüyoruz da hepimiz. Ama bu işin bölünme boyutuna kadar getirildiği zaman, şiddete kadar geldiği zaman olay biter. Onun artık vatandaşlıkla, şununla bununla alakası kalmaz. Diyarbakır Emniyet Müdürü bir teröriste ağlamayana ben insan demem demiş. Dava açtım. Umursamadılar bile. Cevap bile gelmedi arkadaşlar. İkinci kez müracaat ettim. Dediler ki dilekçem varmış. Dedim ki cevabını isteyeyim. Dedi ki göndermeyebilirler. Takipsizlik kararından dolayı. Şimdi oradaki insanları yani Kürt kökenli vatandaşlarımızın hepsini bu bölücü, ayrıştırıcı, ondan sonra ne bileyim ben başka bir devlet kurma amaçlı zihniyete sahip olan kesinle mukayese etmeyin, onlara dahil etmeyin arkadaşlar. Onların içerisinde öyle insanlar var ki ülkücü hareket için, yani ülkücülük uğruna, sırf ülkücü olduğu için bu toprağa canını, bayrağı, kanını vermiştir. Yani en azından Bingöl Belediye Başkanımız 29 yaşında bir genç iken, Allah rahmet eylesin, şehit ediliyor. Ki yapma etme, bak gidersen şu olur bu olur falan sıralanır, hayır ben gideceğim diyor ve maalesef o zaman da tuzağa düşüyor. Allah rahmet eylesin, şehit oluyor. Buna benzer birçok şeyimiz var, şehidimiz var orada. Onun dışında ayrıca hakikaten toplum olarak Türk olup kendilerini Kürt zanneden ama yeni yeni bunun farkına varan insanlarımız da var. Yani Karageçirilerde çok büyük bir gelişme var. Sarıgeçirilerde yine aynı şekilde çok büyük gelişmeler var. Berazi dediğimiz böyle genel birçok yeri kapsayan bir şey aşiret kesimi var. Onların %90 oranı Türk ama yani Kürt demişler, o şekilde Kürt olarak yaşamışlar. Bunların içerisinde bölücü bölgeci çıkıyor da Türk toplumun içerisinde çıkmaz mı? Çıkmaz olur mu? Buyurun. DHKPC var, MLKP var,
bilmem ne kafe var, bilmem ne var, ne var. Bir sürü var. Yani çok dediğiniz gibi yani. Evet. Onun için biz kimseye peşin hükümlü bakmayacağız. O insanlarımızı orada olduklarını ve o insanlar inanın onların karşısından şu namluyu çektikleri andan itibaren o insan kalkıp bağıra bağıra ne mutlu Türk'üm diyene diyebilecek kadar ülkesini seven insanlar var. Bizzat müşahede ettiğim insanlar var. Benimle ısrarla Kürtçe konuşan, Kürtçe biliyorum, Arapça biliyorum. Yani Cizre'de bakkala girdim, yani bir şeyler alacağım. Bu ne kadardır dediğim zaman bana Kürtçe cevap veriyor. Ben ısrarla, ben anlamıyorum senin dediğini, sen ne diyorsun falan dediğim zaman o hala Kürtçe konuşuyor. Ve ben dedim ki ya seninle anlaşamayacağız galiba. Olmuyor böyle falan. Bak ben buraya misafir geldim. Ben senin misafirim. Sen neden bana böyle davranıyorsun dedim. Ben seni anlamak istiyorum. Ben cevap istiyorum. Bunun ne kadar olduğunu söyleyeceksin sen bana dedim yani. Anlayacağım şekilde söyleyeceksin. Dedi ki 1,5 lira. Ne oldu dedim. Diline bir şey oldu mu? Kaldı. Ondan sonra orada biraz konuştuk. Yani böyle yapmaması gerektiğini, gelen insanlara biraz daha insancıl davranılması gerektiğini, sonuçta yani yabancı dil konuşan kişinin buranın bir misafiri olarak düşünülmesi gerektiğini falan anlattığım zaman adam dedi ki abi bu şekilde düşünemedim. Çok özür dilerim dedi. Evet haklısın. Cizre'ye gelmişsin. Başımızın üzerinde yerim var. Hoş geldin. Safa geldin. Bilmem ne. Otur dedim. Yok arabayı bekle. Görüyorsun dedim. Ve çıktım arabaya gittiğim zaman dedim ki kanki dem hatır etti. Adam kaldı. Yemin ediyorum kaldı yerinde. Böyle dondu. Bir dakika. Hemen indim gittim. Dedim ki bak inat etmeyeceksin. Adam gibi hareket edeceksin. Dedi. Abi dedi sen. Ya kurbanım Nur gel bir çayımızı içtiniz yok. Şimdi o güzel bir şey. Yani o diyalog da çok güzel bir şey. Şimdi onun hani kulağına kar kaçtı diyelim. O şekilde artık düşünün. Bunu unutması mümkün değil yani. O insanlara ya aslında insana yaklaşmasını bilmek lazım. Hepsi o. Yani başka bir şey değil. Şimdi saat yavaş yavaş geçiyor. Evet ben yine bir şiirle noktalayacağım. Bu şiir efendim Sübhan emrimizin çok zaman içerisinde ancak ezberleyebildiği öyle diyor Sübhan emri. Buldumca bir şiir. Sağ olsun şiirimizi şairimiz güzel yapmış. Günlerce uğraştım ezberledim diyor. İsterseniz diyor ben diyor size onu okuyayım diyor ve şeyde okuyor oyunda. Çok da güzel bir şiir. Ben bunu size arz edeyim ondan sonra kürsü dışı sohbetlere başlarız. Güneşimin doğduğu yer neden kara bulutlu? Neden gözüm yaşlı iken sırtlan sürüsü mutlu? Neden sana civan gider, bayrak gelir tabutlu? Kim kemledi, düşman etti, attı seni karşıma? Yiğidimin kanıdır bu, karışır gözyaşıma. Hilalimden kan damlıyor bak, ruhumda taran var. Türk, Kürt diye bölüp bizi her bir yana saran var. Bizim olan has bahçede şimdi kızıl yılan var. Vatanımız cennet mekan olmaz birlik olmadan. Sen yağmur ol, ben de bulut. Kurumasın bu fidan. Ben var isem sen de varsın. Kemikle et gibiyiz. Ayrılınca birbirinden iki gurbet gibiyiz. Bu vatana hain kimse ona nefret yüklüyüz. Ben gölgene, sen dalıma evim diye sineriz. Birlik olup dirilende cihan gelse yeneriz. Değil mi ki bu toprakta 1000 yıl oldu biz varız? Birlik olup vatan için olmadık mı muarız? Aldırmazsak yalan söze 1000 yıl daha kalırız. Bak, bak hilalin yıldızına ne de mutlu süzülür. Bayrağıma kem bakana katli ferman yazılır. Bırakalım kem sözleri söyleyenler utansın.